Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Swipeline'ın ilk defa böyle bir özel bölümü var. Mardin'deyiz bunun için. Mardin Up isimli bir etkinlikteyiz. Buradaki gençlere girişimciliğinde bir kariyer adımı olduğunu göstermek ve bu güzel teknoloji ekosistemimizin de harika insanlarını, paydaşlarını başka bir atmosferde buluşturmak için yapıldı burası. Biz de medya sponsoruyuz. O yüzden bu harika isimlerle de 5 dakika şansımız var. Size tek bölümde buranın bütün konuşmacılarını yanınıza getiriyor ve küçük küçük onlardan birkaç kelam duyuyor olacağız. Yanımıza da ilk konuk olarak Faruk Eczacıbaşı var. Merhaba Adar. Namı kendinden önüne gidiyor zaten, anlatmaya gerek yok gibi düşünüyorum ama son zamanlarda gerek Founder One, gerek sizin bütün bu katılımlarınız bana şu soruyu getiriyor. Kendinizi bizim teknoloji ekosistemimiz adına nerede görüyorsunuz? Hangi rolü üstlendiğinizi hissediyorsunuz? Herhalde bir aracı rolünü üstlenmiş olduğumu hissediyorum. Yani onu diyorduk, girişimci kimdir diye sorduğunuz zaman girişimci bir tutkusunu aktif hayata aktifleştirmeye taşıyan insan diye bakıyorum ben. Veyahut arkadaşlar, kişiler diye bakıyorum. Şimdi o yolda gidilecek epey adımlar var. Mühim olan o adımlarda o yolları açabilmeyi sağlayabilmek. O adımları insanların çok nispeten, çok olmayacak, çok rahat olamaz ama nispeten rahat geçmelerini sağlamak için bir takım çabalar sarf etmek gerekiyor. Bizim de görevimizin bu olduğunu zannediyorum. Bu yalnız finansal kaynak olarak bakmıyorum. Kesinlikle. Ben buna. Bunun içinde çok farklı şeyler var. İnsanları birleştirmek, benzer düşünceleri, insanları birbirine dokundurtmak ve gerekirse bu mücadeleyi hukuksal bazda yollarını açacak şekilde yapmak. Bütün bunları kapsayacak bir ortamın, ne diyeyim, fasilitatörü, aracısı olmak olarak görüyorum kendi rolümü. Ne kadar güzelsiniz ya. Hani bunu Faruk olarak, yani Faruk Eczacıbaşı olarak oldukça hissediyoruz. Eczacıbaşı bir holding, bir şirket bünyesi olarak herhangi bir adımlar görecek miyiz? Kurum içinde mi? Eczacıbaşı içinde mi? Bir CV'si olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle diyeyim. Yani benim görevim kendi kurumumda bir kere pratik, daha doğrusu aktif bir görevim yok. Benim yani bizim uzman arkadaşlardan çok şeyi, birçok şeyi onlardan daha iyi bilmiyorum. Belki çok, yani hiçbir şeyi daha iyi onlardan bilmiyorum. Ama buna karşılık devamlı bir kültür değişimi yaşanıyor. Yani 10 sene öncesinin davranış şekilleriyle bugünün davranış şekilleri birbirine uymuyor. Çok fark ediyor. Şimdi burada bizlerin görevi bu kültür değişimini hissettirebilmek ve mümkün olduğu kadar kurum içinde olsun veyahut kurum dışında olsun insanlara dalganın önünde olmaları gerektiğini anlatabilmek bizim görevimiz. Aynı şekilde yani Eczacıbaşı'nın içinde de ben kendi görevimi böyle görüyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz. Bu ince, ben teşekkür ederim. Bu ince ruhu gerçekten bizim mecramızda bulundurduğum için çok onurluyum hakikaten. Estağfurullah. Öyle. Çok görüşmek teşekkürler. Çok mersi. Sağ olun. Merhaba Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanınızda Sevgi Girişimcilik Vakfı'nın yöneticisi, direktörünü demeyelim öyle. Genel müdürü Mehri Hanım var. Hoş geldiniz yeniden hoş diyorum. Hoş bulduk. Mardin'de bu denli genç kitleri buluşmak bence sizin için önemli. Sahnede bahsettiniz ama belki bizim de burada biraz yararımız olur, daha fazla insan ulaşırız diye Girişimcilik Vakfı'ndan bir küçük bahsetmek ve yararlarından ve açık programlardan bahsetmek ister misiniz insanları bilgilendirmek için? Tabii ki, çok teşekkürler. Evet. Girişimcilik Vakfı Türkiye'de girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemi geliştirmek için çalışıyor. Gençleri dahil ettiğimiz birçok programımız var. Fellow programı bunun en ana programı aslında. Bugün burada Mardin Up'ı düzenleyen de o fellowlarımız. Aynen öyle. Bütün çalışanlar, bütün yetkililer, bütün sahnede moderatörler, aynen, hepsi. Herkes. Eski girişimcilik vakıflı eski öğrenciler, gençlik insanları. Aynen öyle. Fellow program başvurusu şu an kapalı ne yazık ki ama Nisan'da açılıyor. Eğer üniversitenin 1. 2. 3. 4. sınıfındaysanız, 18 yaşının üstünde, 24 yaşından gençseniz başvurabilirsiniz. Ne okuduğunuz, ne bölümde olduğunuz, hangi üniversitede olduğunuz, nerede olduğunuz hiç önemli değil. Çok Türkiye'de iyi. Okuyor olmanız önemli sadece. Yaş aralığı var mıydı? 17-24 yaş aralığı var. Ama onun dışında şu anda yazılımcı yetiştirdiğimiz oyun ve uygulama akademimiz
açık. Ona başvurabilir gençler. Yine ne okuduklarından ne yaptıklarından bağımsız 18-30 yaş arasındaki gençleri yazılımcı olmaya yönlendiren bir program. Her yıl 2000 mezun veriyoruz orada. Hem oyun yazılımı hem uygulama yazılımı öğreniyorlar. Oyun tasarımı öğreniyorlar. Girişimcilik, sosyal beceriler, network gibi eğitimler alıyorlar. 480 saatlik bir online eğitim. Şu anda da ilk dönem mezunlarımıza baktığımızda her 3 mezunumuzdan bir tanesi oyun şirketine çalışıyor. O yüzden istihdam anlamında da iyi bir program. Aynen. Ona başvurabilirler. Kişisel olarak başlattığın, yönettiğin, çalıştığın bir emeğin olduğun bir yapının bu denli sıçramalarını, bu denli kollarını görünce nasıl hissediyorsun? Ya çok gurur verici değil bir mi? Şey bir kere. Yani ben 20 senedir sivil toplumda çalışıyorum Türkiye'de. Hep de böyle başlangıç noktasında oldum genelde kurumların. Ama bu kadar büyümesi, bu kadar hani bizim ilk hayal ettiğimiz nokta, ilk düşündüğümüzde şey diyorduk işte biz. 10 sene içerisinde şu büyüklüğe geliriz evet. dediğimiz büyüklüğe biz 2 senede geldik. O yüzden böyle hani sürekli yeni şeyler hayal etmek, sürekli yeni bir challenge, daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha çok insana nasıl ulaşabiliriz çok heyecan verici, çok gurur verici bir kere. Çok yani biz de burada olduğumuz için hakikaten onurluyuz. Ve vakıf için yapabileceğimiz her şeyde yani bunu daha önce de söyledim sana ilk tanıştığımızda. Her şeye kapımız %100 açık. İyi ki varsınız diyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kapınızı çalacağız. Eyvallah. Görüşmek üzere. Gidiyoruz. Sevgili Barbaros Sözbuğut yanımızda. Merhaba. Mardin'e hoş geldin demek benim haddime değil ama hoş geldin abi. Beraber nasıl oldu olmak? Evet. Ya inanılmaz daha fazla bir şey görmedim tabii. Çünkü sabah saat 3.30'da Ankara. Ankara'dan buraya geldim. Ama ilk ya, taksici bana bayağı şey anlattı. Evet. Yani sanki bir turist rehberi gibi. Ama daha yarın için heyecanlıyım. Yani birazcık gezip göreceğiz buraları da. Nasıl hissettiriyor peki bambaşka bir atmosferde olmak şu an? Senin için herhangi bir şey hissettirdin mi burada onu? Çok açıkçası hani böyle setup olarak İstanbul'da herhangi bir üniversitede olabilirdi ama aynen. insanlar tabii ki çok çok farklı. Bence hani Mardin aşkını çok net hissedebiliyordun salonda. Onun için orada bir farklılık var. Kesinlikle. Yani o çok net. Mardin milliyetçiliği kesinlikle sezdik hepimiz. Evet. Biraz da ürktüm ya ben kendi adıma konuşmak gerekirse hafif de ürktüm ama... Devam edeceğiz. Hı hı. Panelde sıfırdan Exit'te iyi konuştunuz. Exit de senin için aslında tam anlamıyla Exit çok yeni gerçekleşti. Sen yepyeni çıktın. Evet. Bundan aslında bambaşka bir programda konuşmak istiyorum ama hı hı. en azından panelin de özeti olması için bir dakika iki dakika boyunca şu anki durumundan, hedefinden burada bir sürü şey de bahsedildi. İkinci bir girişim kurmaktan ve yatırımcı personasını güçlendirmekten. Şu anki bu Barbaros 2.0'da ne göreceğimizi merak ediyoruz. Evet. Şu an ben de bilmiyorum tam olarak ama biraz evvel de söylediğim gibi şu an işte amatör ruhlu bir yatırımcı ve eş ve baba rolüyle hayatıma devam ediyorum. Ama bundan sonraki süreç içerisinde tabii ki benim şöyle bir takıntım var. Belki işi birazcık daha yavaş almam veyahut bazı şeyleri düşünmem. Bir şeyin sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyorum. Yani yapacağım işlerde hani hızlı bir şey deneyeyim, ondan sonra öbüründe geçeyim şeklinde bir yaklaşımım yok. Onun için bazı şeyleri düşünüyorum, bazı şeylerde kafamda bazı fikirler oluşuyor. Ama onu hayata geçirir miyim, geçirmez miyim, inanır mıyım, inanmaz mıyım ya da yeterince enerji bulur muyum, bulmaz mıyım onu birazcık daha göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Yani bir de kişisel sorumuz var. Biz seninle ilk tanıştığımızda sen de diyorsun ki ben de işte şapkayı ters takan, orada burada zıplayan bir çocuktum diye kendini tabir ediyordum bizim yaşlarımızda veya öncelerinde. Evet. Şimdi ise bir bölgeyi, bir ülkenin bir bölgesine yepyeni bir adım olacağını, bir kariyer adımı olacağını öğretmek için sahnede yer alıyorsun. Bir orada bir ikon olarak yer alıyorsun. Nasıl hissettiriyor bu kişisel olarak ya? Bence çok büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Ama yani ben de sorumluluktan hiçbir zaman kaçmış birisi değildim. O açıdan hoşuma gidiyor. Bazen evde şakasını yapıyorum. Yani çocuklarıma bir şey söylediğim zaman dinlemiyorlar falan diyorum. Size ihtiyacım yok zaten ben yarın Mardin'e gidiyorum. Orada konuşacağım. Yok şey açısından sorumluluğu hissediyorum ama keyifli alıyorum açıkçası. Aha. Çünkü o bilgiye ulaşmak isteğini, o bilgiye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu ben de zamanında değişik noktalarda gördüm. Ve ulaştığın zaman da o bilginin çok küçük bir cümle bile olsa insanın hayatında nasıl bir etki yaratabileceğini de yaşamış birisiyim. Onun için bunun sorumluluğunun farkındayım ve keyfini de sürüyorum. Ne güzel ya, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim benimle paylaştığın için bu kısa vakti. Çok teşekkürler. Şimdi yanımızda Koray Bahar var. Nasıl bir hissiyat abi burada olmak? Mardin'de olmak. Yine aslında bildiğin yüzler
ve yepyeni yüzlerle birlikte. Ya Muhammed ilk bahsettiğinde böyle bir şey yapacağım. Barbarossa bizim hikayemizi anlattı. Yani o sahnede anlattı, hikayeyi anlattı. Ve tüylerim diken diken ben aslında dinledim o hikayeyi. Ve yani o söyler söylemez Barbaros'u abi davet edebilir miyiz dedi. Hemen Barbaros'a yazdım. Sağ olsun o da hiç kırmadı bizi yani. Çok güzel. Yani ben çok etkilendim. Yani şehirden, kültürden ve şey için de gurur duydum yani. Girvak'ın etkisinin ya evet, neler yapabildiğini görmek için muhteşem bir tecrübeydi. O yüzden çok mutluyum. Ya peki işte Barbaros abiye de aynısını sormuştum. Eskiden üniversite öğrencisiyken bir ekibe katılıp sonra ekibin esas CEO'su olarak exit ettiğin bir şirket var. Oradan düşününce şu an senin durumda eski durumundaki eski küçük Koraylar var burada. Bunu biliyorsun. Bunlara bir örnek olarak gözüküyorsun. Ama öte yandan az önce bahsettiğin gibi Endeavor'ından kendi şirketine bambaşka vakıflardan bir de yatırımcı kimliği kendi içinde de bir sürü rolün var. Bütün burada o kuzey yıldızını nasıl buluyorsun? Ne yapacağını, nasıl örnek olacağını bütün bunlarla koştururken bir de Koray Bahar olmayı nasıl beceriyorsun? Ya bence şey, kendim olmak yeterli gibi geliyor. Yani ekstra bir çabayla ya şöyle görüneyim, aman tribünlere böyle konuşayım, sesleneyimdense kendim olmak yetiyor yani. Şeyde biz de mi burada böyle sahnede insanları kendini anlatırken de mi böyle? Öyle yani hissediyorum. Bir persona sunayımdan ziyade öyle, ben öyle kendimi hissediyorum yani. Çünkü o bana yetiyor. Öteki türlü bana şey geliyor. Bazen şirket için bir etkinliğe bir şey konuşacağımda ekip bana bir metin veriyor. Hı-hı. Ben o metini konuşmaya çalışırsam bocalıyorum. Kesinlikle. Yani ben o bana bazen ilham veriyor. Oradan bir iki şey alıyorum yanıma cebime. Ama akışta olmak beni daha konforlu hissediyor. Daha samimi de oluyor bence. Öteki Hı-hı. türlü daha yapmacık oluyor. O yüzden hani olduğum gibi hareket ettiğim sürece ben de rahat ediyorum. Bana da mış gibi yapmış evet, yapmak rahat ettirmiyor. O yüzden bu rotada devam ederiz. Yani iki kendisin, iki varsın. Teşekkür ederim de bize baktığınız için. Ben çok teşekkür ederim Umut'cum. Görüşürüz. Umutcan'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Burada böyle biraz şey oldum. Duygusala bağladım. Herkes bir de cansın, baş tacısın ilerliyor ya burada. O yüzden canımsın diye girmek istiyorum can sana. Can çünkü en son panelde de siz konuştunuz. Mardinli evet, bir girişimci olarak konuştun. Mardin'desin ve bu gençlere aslında bakın böyle bir şey oldu. Siz de böyle bir şey olabilirsiniz. Harika o şiirsel tonuna da anlattın. En başta hissiyatını merak ediyorum. Nasıl bir şey yani memleketine, baba memleketine gelmek, bu insanlara yeni bir yol olduğunu göstermek, kendi hikayeni anlatarak. Aslında şöyle 2019 benim için çok acayip bir yıldı. Çünkü aynı sene hem dedemi kaybettim hem de Aposto'yu ilk yapmaya başladığımız yıldı. Ve hem çok zordu hem de o zorluğun en dibe vurduğu ve benim oradan çıktığım noktaydı bir nevi. Ve böyle o zamandan bu yana hep böyle dedemin anısıyla bir şey yapma dürtüsü vardı. İlk onun böyle elinin üstünde çok küçük bir simge vardı. Daha yöresel bir şey zamanında yapılmış. Onu koluma yaptırdım ki ondan bir şey taşıyabileyim. Hı hı. Ve Muhammed ne zaman dedi ki biz Mardin'de bir etkinlik yapacağız, ben de artık böyle onun hatırasını taçlandırmak için bir şey yapabilirim diye tamamen kani oldum. Burada aslında işin ucundan tutmaktı benim hedefim. Ama Muhammed gelip de abi seninle konuşmacı ol istiyoruz biz çünkü sen de Mardinlisin deyince ben dedim ki tamam o zaman bu zaman. Yani her ne kadar ben İzmir'de doğmuş büyümüş olsam da burayla böyle dededen gelen çok sadık kaldığım bir bağım da var. Ve onu sürekli keşfetmek için de kimi zaman buraya yolum düşsün istedim ama Robin'i tanımam vesilesiyle bu sıklaştı. Hı hı. Bugün burada olduğum için yani hem çok mutlu hissediyorum hem böyle duygusal tarafıma bu çok dürtüyor. O yüzden de garip. Güzel değil mi? Hisler. Ben bile evet, hissediysem o kadar seni düşünemiyorum. 2 yani. Mayı komple böyleydi benim için. Yani 26. yaşım belli ki böyle bir roller coaster gibi olacak duygular arasında. 27'nin sonrası var mı? Ya o zaman bir de şeyden yaklaşayım. İşte Aposto'yu bilen var mı diye Robin sizin panelin moderatörü sordu. İnsanlar el kaldırdı. Yani kocaman bir salondan bahsediyoruz burada. Oldukça dolu. Ve bunun yarısından fazla el kaldırıyor seni bildiğine dair. Sen bir iş yapıyorsun, İstanbul'dasın. Henüz daha genç bir iş ya bu hani daha 2-3 yaşlarında. 3 bitmemiş bile. Nasıl hissettiriyor öbür ucunda ülkenin öbür ucunda insanların el kaldırıyor olması ve siz bilmesi? Bence muazzam. Yani hissettirdiği her şeyi düşündüğümde 26 yaşına yeni basmış bir girişimci olarak hakikaten muazzam.
Bir de böyle geri dönüp bakıyorum, içinden geçtiğimiz bütün o süreçler, yeterince o etkiyi yaratabiliyor muyuz, yaratamıyor muyuz, gerçekten ulaştık mı istediğimiz ölçeye, insanlar biliyor mu bilmiyor mu, hep böyle o bilmeyen bir insan çok büyük bir eğilim oluşturuyor ve gidip şey diyorsun, ya bu insan bizi bilmiyor, demek ki biz bir topluluğa ulaşamadık ama buraya gelip de böyle gencecik bir sürü insanın bildiğini, işten haberdar olduğunu, okuduğunu duymak, hani bunun böyle İş dünyasındaki bir grup insana ya da bir grup profesyonele sıkışmadığını da gösteriyor. Ve medya teknolojileri üreten ama bir yandan da medyanın içinde bulunan bir şirket olarak o hayal ettiğimiz etkiye yaklaştığımızın sinyallerini de veriyor. Ama tabii daha gidecek çok yol var. Hepimiz için. Ama güzel. Bunlar güzel sinyaller. Evet, güzel, güzel. İyi ki varsın abi. Sen de iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.